Yarın korona ortadan kalktığında her şey eskisi gibi olma olasılığı çok da yüksek. Bunu bence unutmamamız lazım. Evet, teknolojiyi kullanabildiğimizi gördük. Evet, bunu hayatımıza sokma imkanımız var. Ama bu imkanı fırsata çevirmek bireyler olarak bizim elimizde, kurumlar olarak bizim elimizde. Şimdi her çalışmada olduğu gibi, her ekip yönetiminde olduğu gibi bu işte de kritik soru şu: neden çalışıyorum? Neden verimli çalışmalıyım? Ben neden işimi şimdi de bu şartlarda da çok iyi yapmalıyım, hatta eskisinden daha iyi yapmalıyım sorusunun cevabını verebiliyor olmamız lazım. Yani odak noktanız ne? Biz ne kadar çok aksiyona vurursak aslında o kadar verimsiz oluyoruz. Çok şey yapıyormuş gibi hissediyoruz. Kendimizi bir miktar iyi hissediyoruz ama verimli olduğumuzu söyleyemeyiz. Bizim bu süreci yavaşlatıp düşünüp bu süreçte, yani aynı yerde değiliz, aynı şekilde yaşamıyoruz, aynı yere de çıkmayacağız. Dolayısıyla bugün önemli ve acil olan gerçekten nedir? Bugün yaptığım şeyin 6 ay sonraya faydası ve etkisi ne olacak diye bakmak gerekli. Sadece alışkanlıklarımızı yapmak ve kendimizi iş yapıyormuş gibi hissetmek için sürekli meşgul tutacağımıza daha planlı, daha uzun vadeli düşünülmüş, daha sorgulayıcı bir plandan sonra yapacaklarımızı seçmek çok önemli. Çünkü bu bir maraton. Ne yapıyorsak insanımızla yapıyoruz. Ki devir böyle devir. Bireyin çok daha fark yarattığı bir dünyadayız. O yüzden aslında yan haklar dediğimiz nokta belki yan değil, tamamlayıcı haklar, bizi bütünleyen haklar. Özellikle bence en büyük devrim çağrı merkezinde olacak. Eskiden bu arkadaşlarımız ofise geliyorlardı. Artık bir şekilde evlerinden bunu alabilecekler. Evlerinden yapabiliyorlarsa ben buna esneklik getirip belki gereğinde ev hanımlarını, engelli arkadaşlarımızı veyahut da istediği zaman bu çağrı merkezinde müşterilerin çağrını alabilecek öğrencileri bir şekilde istihdama katabileceğim. Ben bunların korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toplam bizim işimiz insan kaynakları. Bir toplam paket veriyoruz. O paketin içindeki her şey parasal değil. Bir güvence, başka bir şeylerle ilgili. Yani o bir sistemin parçası. Sistemin bir kanadını kıracağımıza sistemi küçültmeyi tercih ediyorum.